بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الأسعار في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. Tabutunu omuzunda taşıyan ölüler.
Allah kuşağı
Yeah.
biz aygırız dese, aygır dese, aygır tabirini aklımıza bağlıyoruz. Kullansalar, biraz daha kendi durumlarını anlamış ve anlamış olurlar. Aygır biliyorsunuz, hemen buyursunuz. Affedersiniz, kadın cinsinden. Şimdi bu kadınlar bu tabiri işitseler beni dava eder. Dava yapmasınlar. Yarabbi, biz dünyada bir şey yapıyoruz. Yük taşıyoruz. İnsanları taşıyoruz. Ama bu hocalarda hiçbir işe yaramıyor. Kafirleri bize benzer diyebilirler. Allah korusun. Yani. Cenab-ı Hak Kur'an'ında ne buyuruyor? Mülâhiye. Bunlar kim onlar? İmandan mahrum. Hidayetten uzak. Allah korusun. Bunlar yaratılış itibariyle mübarek yaratılışlar. Ama bu yaratılışlarını bıraktılar küfürle, isyan, azgınlıkla ne yaptılar? Hırkatlerini değiştirdiler. Ne hale geldiler? Cenab-ı Hak buyuruyor. Kendiniz amin. Tepinmeyin. Hayvanlar gidiyor. Gracias.
içinde yaşayan insanların kendi elleriyle meydana gelen bir bozulma olduğunu gündeme aldı. İnsanlar gibi de يغيرهم بعد ضمن الذي عملوا لعلهم يرجعون. صلى ليزيك بعض الذي عملوا اشتدكري günahlar sebebiyle ben de onlara iyi insanlar da olsa kötülere karşı ses çıkarmayan hesapçılara karşı uyarma vazifesini yapmayan bana ne? Koyun, hem koyun bacağından astı. Bak şimdi şuna bak. Bu ne çirkin bir laf. Bu kadar da her koyun bacağından bunu Yahudiler uydurmuşlar. Niçin uydurmuşlar? Biz de söyler hale geldik. Yani kimseye karşı el koyup bacağımızdan asılacak. Biz bacağımızdan asılacak suç işlemiyoruz. Ama bu ne gafildi. Yerinin içindeyiz. Yeniler tutmuşlar ağzında yemini deliyorlar. Yemini düşünün. Diğerler de diyorlar ki yahu her koyun bacağını nasıl gemiyi geliyorlarsa gelsinler. Geliyorlarsa dersinler. Düşünmüyoruz ki o gemiyi geçirdiğimiz zaman çoluk çocuğumuz zaman dünya işte değil. O gemiyi gelirken hemen kolundan tutup ne yapıyorsun? Geliyor. Sana ne? Ya bana ne olur mu? Senin bu çılgın hareketinle ben de bakacağım senin gibi. Demek lazım değil. Yok. Bizim durumumuz bu hal. Bu hal. Halbuki Cenab-ı Hak siz çok hayırlı bir ümmetsiniz. Topluluksunuz diyor Cenab-ı Hak. Sizi ben ortaya çıkardım, yarattım. Ahir zaman peygamber ümmeti kıldım. Peki sizin bu hayırlılığınız, benim nezdindeki kıymetinizin nişanesi nedir? Nedir? Neden bu hayırlı kıymetlisiniz? Tebrûne bil mağrûf. Siz size ve cemiyetinize, dünyamıza, karanıza ve denizinize zarar verecek hususlardan birbirimizi devamlı uyarırsınız diyor. Demek ki bizim hayırlı olmamızın vasfı birbirimize devamlı ikazlar bulunmamız, nasihatte bulunmamız. Bizim kıymetimiz burada yaklaşıyor. Bunu da yapmazsak ne oluyor? Sevgi kalırsak hem dünyada hem ahirette bunun vebalini altından kalkamayız. Bu şuursuzluk ifade eder. Hani insanları güldürmek için ekseriyle Karadeniz hikayeleri anlatılır. Karadeniz'in birisi uçağa binmiş. Uçak motor arıza yapmış. Uçak takla atmaya başlamış. Tabii motor susunca. Herkes muhtemel bizim Karadeniz'de hiç kıpırdatmıyor. Demişler ya sen niye harekete geçiyorsun? Neden demiş harekete uçak düşüyor demişler. Biraz sonra düşecek. Düşsün demiş babam uçağa
لعلهم يرجعون. Ne istiyor Cenab-ı Hak? Kullarında böyle bir rahmet hakim olsun o zaman. Ne yaparız? Ne yaparız? Cezalandırırız kullarımızı diyor Cenab-ı Hak. Nasıl cezalandırırız? Yağmurlarını azaltırız. Yağmur çubukları veririz. Yağmur çubuklaşınca ağaçlar meyve veremez hale geliyor. Meyve çubukları meydana geliyor. Mahsul çubukları meydana geliyor. Bu bizim bir uyarı cezamız. Havuzlarda su kalmaz. Sular çekilir. Öyle olmuyor, yaşıyor.
Kiralı kavga, kiralı ki 400 sene sonra
kafir olarak da def olup edildiklerdi. Ama pislikleri kaldı. İşte her devirde böyle oluyor. Buna karşı elimizden gelen şey nedir? Gece tereddüde kaldık, gözyaşı döktük. Ya Rabbi, bu azgınlara hidayet kabilsin. Kabil değilse, şerlerinden beni Muhammed'i muhafaza kur diyerek Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunmamız lazım. Cenab-ı Hak dirliğimizi, düzenimizi bir avuç kendini bilmezleri tasallutundan korusun Cenab-ı Hak. Eğer hidayet bulmayacaklarsa, ıslah olmayacaklarsa Cenab-ı Hak işledikleri günahı cezasını versinler. Böylece biz de kurtulalım, memleket de kurtulsun. Ne hal, ne hazır. Onun için çok dikkatli olalım, uyanık olalım. Kötüler, kötü şeyler yapacak durumumuz yok. Allah'a şükür. Askerimiz var, polisimiz var, inzibatımız var, her şey var. Ama ne zaman ki asker, polis güç yetiremez, iş daha da ilerlerse o zaman Cenab-ı Hak işte canımızı, malımızı, hırsımızı, namusumuzu, vatanımızı ehli kültürden korumak için biz de sırt sırta veririz. Bu gemiyi kimseye batırttırmayız. Cenab-ı Hak bu kurban getirmeden ıslaklardır Cenab-ı Hak müddetsin. Muhterem kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Ben de bugün dünden İmam Hüsnü Hoca'nın telefonu açtım. O da hayır hayır dedi, Allah razı olsun. Ben gelmesem de gerçi o benden daha iyi size konuşur, eder. Ama sizi özlemiştim. Gidip dedim, vaat edin, sohbet edin, müsaadenizle bulunayım dedim. Öyle geldi. Efendim, Ramazan-ı Şerif'te de gelemeyeceğim anlaşılıyor. Çünkü efendim, Ramazan aylarında Mürriyet'te Eyüp Sultan, efendim, Süleymaniye, Fatih, Bayezid gibi camii, Sultanahmet gibi, efendim, yeni camii, şimdi de Allah'a şükür onların aylarında bir Mimar Sinan camimiz var. Buralarda her gün vaaz olacak inşallah. Dua edince, sıfat tabi içinde siz kardeşlerime, Hazreti Muhammed'e karşılıksız hizmet etme imkanı ücretsin Cenab-ı Hak. Hepimizden Allah razı olsun. Hepimizin annemleri mübarek anları mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak cümlemize afur ve bereketiyle muamele etsin. Bayramımızı bayram yapabilirsin inşallah. Memleketimize birlik düzen versin. Birlik ve düzenimizi Cenab-ı Hak hiçbir surette bozmadan dünyada nimetleriyle ona kulluk yapmaya devam eder. Hayırlı cumalar. Cenab-ı Hak kendilerin devasını versin. Hastalarımıza şifa versin. Çocuklarımıza Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Bizim de hidayetimizi alırsın inşallah. İlla ki Fatiha.